Salonumuzu dolduran sevgili Sakaryalılar ve ekranlara başında bizi izleyen aziz Türk milleti. Hepinizi saygı ve hürmetlerimle selamlıyorum. Hoş geldiniz diyorum. Aşağı yukarı bir haftanın içerisinde çarşamba gününden beri Türkiye'nin bir tane gündemi var. O da 1 Mayıs'ta İstanbul'da yaşanan savaş. Ve maalesef bu savaşı bilerek ve isteyerek çıkaran bir hükümet var karşımızda. Bilerek ve isteyerek. Çünkü bu savaşla beraber gündemi başka bir noktaya taşımayı ve işçilerin gerçek manada emekçilerin haklarının konuşulmasını engellemeyi de başardı. İşin ilginç tarafı maalesef muhalefet de aynı değirmene su taşıdı. Şimdi siz düşünebiliyor musunuz? Bir evde yangın çıkmış. İnsanlar ateşin içerisinde, ne yaparsınız? Siz de ateşin içerisine girer, onlarla beraber yanar mısınız? Ne götürmez? Su taşımanız lazım. Şimdi işçiler Taksim'e yürüyor diyorlar. Bir baktık ana muhalefetin milletvekilleri toplanmış bir otobüse. Onlar da biber gazını beraber yemek için gidiyorlar. Dayağı beraber yemek için gidiyorlar. Bunun adına da muhalefet diyorlar. Bunun adına işçi hakkını savunmak diyorlar. Sonra da soruyorlar. Yahu işte işçiler bu meydana yürürken Bağımsız Türkiye Partisi'nin elemanları niye bize omuz vermedi? Arkadaşlar, yangının içerisine gidip o yangında beraber yanmayı maharet sayanlardan değiliz. Biz o yangını kökünden söndürecek suyu taşıyan ekibiz. Kökünden söndürecek. Bir tiyatro sahnesi ve bu tiyatro sahnesinde bir grup bir kaleyi fethedecek, ona çıkmış. Nereyi fethedecek? Taksim'e yürüyeceğiz. Hükümet de bunu baştan biliyor. Emir veriyor güvenlik güçlerine, ne pahasına olursa olsun. Hem Güneydoğu'da bağırıyorlar analar ağlamasın, hem de daha İmam Hatip Lisesi'nin ikinci sınıfındaki çocuğun kafasına biber gazını taşıyan o mermi kovanını kafasına atıp onu yoğun bakıma mahkum ediyor. Bu nasıl bir çelişkidir? Şimdi işin esasını konuşmak lazım. Bağımsız Türkiye Partisi ve onun genel başkanı her zaman doğruları ve işin nirengi noktasını konuşuyor. Şimdi işçi, köylü, memur, sendikalı sendikasız, bütün emekçiler şunu iyi anlasınlar. Türkiye'de, aslında dünyanın birçok yerinde her sene toplu iş sözleşmesiyle asgari ücret konuşulur. Asgari ne demek? En az, en düşük, en alttaki. Ve neye eş tutulur biliyor musunuz? Asgari geçim seviyesiyle asgari ücret eş tutulur. Bu ne demektir? Toplumun büyük çoğunluğu, emekçiler en düşük ücretten en düşük geçim seviyesinde yaşamaya mahkumdur demektir. İşçi bayramı demek işte bu tabloyu değiştirmek demektir. Bu tabloyu değiştirmek için ne yapılıyor? Hiçbir şey. Peki Profesör Doktor Haydar Başbey milli ekonomi modelini önüne koyduğunda emekçiye ne diyor? 4000 TL asgari ücret vereceğim diyor. Niye kimse kalkıp da bu sendikalara şunu söylemiyor? Siz işçinin hakkını müdafaa etmiyor musunuz? Evet. O halde işçinin hakkını İnsan gibi yaşayacak bir standarda yükselen, asgari değil, en üst seviyede onu ve ailesini yaşatmayı düşünen bir projeye niye sahip çıkmıyorsunuz? Bakınız, Hazreti Mevlana, Şems'le onun arasında çok özel bir ilişki vardı. Neticesinde onu anlamayanlar Şems'i katletti. Aradan bir süre geçmiş, koşarak bir adam geliyor. Ya Hazret diyor, Şems geliyor. Mevlana Hazretleri kalkıyor, hemen bir kese altın alıp bu şahsa uzatıyor.
Etrafındakiler diyorlar ki, ya Hazret bilmiyor musun? Şems vefat etti, şehit edildi. Bu adam yalan söylüyor. Evet diyor, biliyorum. Ben yalanına bir kese altın verdim. Gerçeğine canımı veririm, canımı. Şimdi Haydar Başbey sana diyor ki, canını ver demiyor, kanını ver demiyor. Ne diyor sana? Gel emeğine sahip çık. Senin emeğini, senin hakkını bana ben vereceğim diyor. Niye onun yanında değilsin? Emekçiysen, işçiysen, bu milletin evladıysan, o başındaki sendika ağalarına şunu söyleyeceksin. Bir insan var, bana 4000 TL vaat ediyor. Çağırın bakalım, sorun ona nasıl verecek? O yalandan konuşmuyor. Onun yalanına kurban olacaklar var. Ama 7 tane uluslararası kongrede yüzlerce bilim adamı evet bunu verir ve bu da dünyanın kurtuluşudur diyorsa, Türkiye'de işçinin, emekçinin bayramı Profesör Doktor Haydar Başbey'i ve Bağımsız Türkiye Partisi'ni iktidar ettiği gün olacaktır. O zaman bayram yapacağız. O zaman Taksim'de bizim, Ankara'da bizim, bütün Türkiye bizim olacak. İşte o gün bu millet bütün dünyaya işçi haklarını, insan haklarını, namus hürriyetini, tamamını hakların verebilecek büyük bir efendim Bilge Kağan'ın gök çadırım dediği noktaya gelecek. Bunun bir tek yolu var. Bir tek yolu var. Herkes 1 Mayıs'larda sokağa çıkıp yürüyeceğine, seçim sandığına ayrı düzende gitsin. O sandıktan Bağımsız Türkiye Partisi'ni çıkarsın. Ondan sonra bayrama başlayalım. Hepinizi saygılarımla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum.